Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 alanda bir seferberlikten bahsediyor ve bunu da sıklıkla ifade etmeye başladı. Yani bu noktadaki kararlılığını göstererek. Nasıl başlıyor cümleye diye baktım. Yeni bir dönem, yani küresel olarak yeni bir dönemin eşiğinde olan dünyanın gerekleriyle, gidişatıyla bağlantılandırıyor. Bence ilk mesele burada. Sonrasına ilişkin olarak, yani buradan kastedilen ne? İşte dünyada bir Amerikan seçimlerinden sonra bir hani Biden yönetimiyle büyük güç rekabetinin başka bir düzleme geçmesi bekleniyor. Koronavirüsle mücadele çerçevesinde ekonomilerin yeniden yapılandığı bir dünyaya gidiyoruz. Şimdi yine işte az önce konuştuk kısıtlamaları, yani bütün bu dünyayı etkileyecek olan bir mesele. Yine Türkiye'nin Cumhurbaşkanımız en son Kuzey Kıbrıs'a giderek orada Maraş'ta yapılan faaliyet çerçevesinde Kıbrıs'a dair söyledikleri, Türkiye'nin Azerbaycan'a tezkereyle asker gönderiyor olması gibi dış politika aktivizminin getirdiği bir düzlem var. Bütün bu düzlemin içerisinde ekonomi yönetimindeki değişimle de örtüşen bir şekilde bir reform sürecinden bahsediyor. Şimdi reform deyince, yani söz konusu olan AK Parti olunca ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan olunca şöyle bir geriye doğru gidip bakmak lazım. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin kuruluşundan itibaren reformu sürekli gündemde tuttuğunu görmek lazım. Bu reform bazen muhalefetin de desteklediği, bazen muhalefetin hayır reform adı altında başka bir düzleme geçiyorsun diye eleştirdiği şeylerdir. Ama hepsini bir reform olarak ortaya koymuştur. Hatırlayalım, işte 2002-2003'ten itibaren bir Avrupa Birliği süreci çerçevesinde bir demokratikleşme ve hukukun öne çıktığı bir dönem vardı, sivilleşme vardı. Bunun devam ettiğini gördük. Çeşitli süreçlerde diğer alanlara da yansıdığını gördük. Ama 2013'ten itibaren de güvenlik politikalarının reform gündeminden zaman zaman gitgellerle beraber öne çıktığını gördük. Çünkü Türkiye 3 tane FETÖ, DAEŞ ve PKK terörüyle çok ciddi bir tehditle karşı karşıyaydı. Suriye ve Irak'taki yapılanma, hele hele Suriye'nin kuzeyindeki bu terör koridorunun kurulma süreçleri, Amerika'nın PKK-YPG'ye olan desteği, Avrupa'dan FETÖ'ye ve PKK'ya verilen destekler Türkiye'yi güvenlik politikaları çerçevesinde yeni bir döneme sokmuştu. Türkiye önleyici bir güvenlik doktrini çerçevesinde askeri varlığını Suriye'de ve Irak'ta arttırdı. Hatta gerektiğinde Doğu Akdeniz'de, Libya'da, işte en son Dağlık Karabağ'da bunu gösterdi. Şimdi bu düzlem belli başlı mücadeleler çerçevesinde tabii uyguladığınız politikalarla ilgili olarak da bazı maliyetler ortaya çıkabiliyor. 2013 ile 2016 arası bir geçiş dönemidir. O dönemde mücadele başlamıştır ama işin rengi ortaya çıkması 2016, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimidir. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu darbecilerin ve FETÖ'cülerin yargılanması ile ilgili süreçte uyguladığı güvenlik politikalarının eleştirildiğini gördük. Ama böylesine büyük bir tehditle uğraşırken içeride ve dışarıda Türkiye'nin belli başlı bazı meselelerde bir takım problemler yaşamaması mümkün değil. Çok basit bir örnek vereyim. Mesela Fransa'da 2015'te DAEŞ patlamaları oldu. Bir anda Fransa içine kapandı. Hatta günümüzden örnek vereyim. Yani Macron çok başka bir siyasetin peşinde. Fransa ile Avusturya bugün İslamcılıkla terörü eşdeğer gören, ayrılıkçılıkla eşdeğer gören ve Müslümanların alanlarını kapatan bir hazırlık içerisinde. Ne oldu? Avrupa'da ne var? Hangi sorun var da Fransa ve Avusturya bunu bir güvenlikleştirmeye uğratıyor? İslamofobi, aksine İslam karşıtlığı daha fazla artıyor. Peki şunu sorayım, yani şimdi siz dinlerken şimdi belli bazı tehditler vardı. O tehditlerin gereği olarak da bir güvenlik politikalarında bir öne çıkma oldu. Öne çıkma ve bunlarla biraz mücadelede kapanma. De belirli bir başarı Peki sağlandı. o tehditler ortadan kalktı da mı şimdi artık reform hukuk Bu alanında, tehditlerin insan hakları alanında, demokrasi alanında ortaya şöyle çıkıyor? tabii, yani mesela FETÖ meselesi içeride büyük ölçüde tamamlandı ama hala yapılması gerekenler var. Dışarıdaki uzantılar açısından baktığımızda orada gidilmesi gereken daha uzun bir yol var. PKK içeride büyük ölçüde bitirildi ama Suriye ve Irak denkleminde geriletilmiş olsa bile hala var. DAEŞ önemli ölçüde bitirildi ama başını kaldıracak olsa da Türkiye bu noktada
kusura bakmasınlar, birçok Avrupa ülkesinden çok daha etkili bir yerde. Hatırlayın, en son yine terör hadisesi bizim DAEŞ'li diye tutuklanmalarını söylediğimiz şeyi bırakmalarıyla gerçekleşti. Şimdi ama tümüyle de bunlar ortadan kalkmadı. Onun için ben reform gündemi deyince sanki hani Türkiye'nin böyle 2007 öncesi döneme döneceği ya da 2011 öncesi döneme döneceği beklentisinde olanlar varsa ben hani bunu anlamıyorum. Dolayısıyla şöyle kavramsallaştırıyorum. Evet, reform var. Reform ne için yapılır? Bir, değişen şartlara göre, zamanın ruhuna göre bir değişiklik yaparsın. Yani zaman sana ne getiriyorsa, şimdi koronavirüs diye bir şey geldi mesela. Buna yönelik bir değişim yapmak zorundasın. Ya da çok önemli büyük aktörlerin politikalarında değişimler bekleniyor. Buna yönelik olarak bir değişimde bulunacaksın. Ama öbür taraftan ortaya koyduğun mücadeleden de geri çekilemezsin. Yani Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki pozisyondan geri çekeceğini beklemeyelim. İşte tezkere çıktı. Ya da Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de bir mücadele içerisinde olacağı açık. Ya da Libya'da sürecin işlemesiyle ilgili diplomasi devam ediyor. Ama Türkiye orada olmaya devam edecek. Yani Suriye'de aynı şekilde, Irak'ta aynı şekilde. Şimdi o yüzden ben reformla mücadelenin sentezlendiği, birinin aksadığı yerde diğerinin öne çıktığı bir siyaset denklemi görüyorum AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'da. Şu an ekonomi başta olmak üzere. Yani ekonominin güvenliği etrafında yapılan uygulamaların bazı olumsuz sonuçları görülmüş ki ya da terörle mücadele ve buna bağlı olarak güvenlik politikalarının getirmiş olduğu bazı maliyetler ortaya çıkmış ki bunların toparlanması da var işin içerisinde. Ama daha ağırlıklı olarak ekonomiyi ve hukukun üstünlüğünü, ekonomiyi dışarıya açmakla ilgili, yabancı yatırım getirmekle ilgili, hukuk alanında da zaten başlamış olan yargı reformları vardı biliyorsunuz. Bunları daha etkili bir şekilde gündeme getirerek Türkiye'nin reform ajandası oluşturması söz konusu. Dediğim gibi ama yani buradan kastedilen şey ne ekonomik anlamda Türkiye'nin ekonomisini böyle liberal bir tabak gibi dışarıya açmak söz konusu olacak, ne de dışarıdan Türkiye'ye belli dönemlerde özellikle 2013-2016 arasında yapılan dış aparatları kullanarak yapılan dış müdahaleleri, yani iç aparatları kullanarak yapılan dış müdahalelere zemini böyle açacak şekilde Türkiye'yi bir operasyon alanı haline getirecek şekilde bir reform değil.